Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teyit AYT Geometri Soru Bankası kitabında Çemberin Antik İncelemesi konusundaki test ikinin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarasını hemen bulalım bakalım. Sayfa numarası 222 ve 223'ü çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Analitik düzlemde A 3'e eksi 2 noktasından 2 birim uzakta bulunan bak normalde A 3'e eksi 2 noktasından 2 birim uzaktaki noktalar kümesi A virgül B'miş. Aslında bu neyin tanımını veriyor? Hocam çember tanımını veriyor. İki bölüm uzaklıktaki noktalar kümesi. Direkt çember olduğunu anlayıp merkezi bu yarıçap bu olan çember denklemini yazabilirsin. Yani x eksi 3'ün karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir. 2'nin karesi deyip e şıkkını işaretleyebilirsin. Ya da bu noktaları genelledik. Şimdi A virgül B dedik ya. Zaten biz çember analitini ispatlarken de böyle ispatlamıştık. E, burada iki nokta arasındaki uzaklık 2 diyeceğiz. Yani a eksi 3'ün karesi artı b eksi eksi 2'nin karesi eşittir. 4 2'nin karesi deyip sonuca direkt ulaşabiliriz. Evet. Birinci soru. Evet Remit oldu geldik ikinci soruya. Analitik düzende her iki eksene dördüncü bölgede teğet olan ve merkezi hop şöyle bak her iki eksene dördüncü bölgede teğet olan ve merkezi de neymiş? Dörde eksi dört olan. Dörde eksi dört. Hocam şu dört bu da eksi dört. Yarı çap kaç yaptı? Dört yaptı. Bu çemberin eklemi isteniyor. E, merkezimiz kaç? Dörde eksi dört. Yani x eksi dördün karesi artı y eksi eksi dördün karesi. Y artı dördün karesi. Eşittir R kare. R'de 4 bulduk ya yani 4'ün karesi. 16 olacak. O da hangi şıkta var? Denizli şıkkında var. İkinci soru denizli oldu. Geldik 3'e. Yukarıda birim kareleri ayrılmış dik koordinat düzleminin bir kesitinde merkezleri A ve B olan çemberler dıştan teğet verilmiş. Evet. B merkezi çemberin denklemi. Evet. Merkezi kaç? 4'e 6 yapar. Yarı çapı da 4 yapar. 4'e 6. Burası 4'e 6. Yarı çapı da kaç? 4 olacak. Mesela 1, 2, 3, 4. Şöyle buradan geçecek. 1, 2, 3, 4. Buradan geçecek Çemberimiz şöyle bir çember arkadaşım. Tamam? Şimdi A'yı bulalım. Hocam buradan kaç birim solda ona bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 birim solda. 4'ten 8 birim sola gel. 4 8'den -4 noktası yapar burası. Sonra alttan da 1 2 3 4 5 6 birim aşağıda yani 4'e 0 noktası yaptı burası. -4'e 0 noktası. Bunlar birbirine dıştan teğet beş çemberler birbirine dıştan teğet. Çemberler birbirine değdiği zaman hemen merkezleri birleştir yapıyorduk böyle. E arkadaş bunun yarı çapı zaten kaçtı? Bunun yarı çapı 4'tü. Şu iki nokta arasındaki uzaklıktan e, x'ler farkı 8, y'ler farkı 6. 6, 8, 13 kendinden burası 10 çıkar. Kısa olabiliyorsun biliyorsun değil mi? Yoksa iki nokta arasındaki uzaklık kare küçüğünde bulabilirsin. E, tamamı olsa buraya 6 kaldı. Evet merkezi eksi 4'e 0 ve yarı çapı 6 olan çember deklemi. x eksi eksi 4'ün karesi. x artı 4'ün karesi artı y eksi 0'ın karesi. Eşittir 6'nın karesini şıklarda arayacağız. Yani x artı 4 y kare eşittir 36 yaptı. Üçüncü soru balık kesir oldu. Geldik 4'e. Dik koordinat düzleminde merkezleri sırasıyla 0'a 5 ve 0'a 9 noktaları olarak orijinden geçen iki çember. Valla arkadaş analitik düzlem çizeceğiz galiba. Çünkü özel durumlar var burada. Hadi analitik düzlemi çizelim. Böyle 0'a 5 bir tanesinin merkezi 0a 5 bir tanesinin merkezi 0'a 9. Ve nereden geçiyormuş bu çemberler? Orijinden geçiyormuş. Evet 0'a 5. 5 yarı 5. Şu 0'a 9 ya 4 birim de burada. O zaman yarı 5 olan çember şu şekilde orijinden geçecek ya şöyle bir çember olacak. Değil mi? Dur bakayım. Şurada bir birim kalacak. yarıçapı çapı 5 olacağı için düzgün çizelim. Şöyle bir çember olacak. Öbürü de yarıçapı bu olan çemberde şöyle bir çember olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Şöyle bir çember çizdik. Şimdi nereden geçiyordu? Orijinden geçiyordu. Şimdi buradaki yarıçap çap 9 birim. Şurası 1 birim yaptı. Diyor ki bize merkezi y ekseni üzerinde olan bu iki çemberlerden birine içten diğerine dıştan teğet olan. Hmm. Arkadaş bizden şu isteniyor. Birine içten, birine dıştan teğet. Ancak ve ancak şuna dıştan teğet olması lazım. Yani çemberimizin şöyle olması lazım. Şöyle siyahlı çizeyim. Şöyle birine içten, birine dıştan teğet olan çember bu şekilde olmaz mı? Olur. Şimdi dikkat et bakalım. Bu çember isteniyor bizden. Bunun yarıçapı kaçtı? Hocam bunun yarıçapı 9'du. E bunun yarıçapı 9'sa burası da 9 olacak. Biri buradaysa buraya 8 kaldı. Burası da 4 birim 4 birim yaptı mı? yaptı. E 5 10 14 mi yaptı? Burası merkezimiz 14'e 0 yaptı pardon 0'a 14 yaptı. Yarı çapta kaç yaptı? Yarı çapta 4 olan çember. Yani x eksi 0'ın karesi artı y eksi 14'ün karesi eşittir 4'ün karesinden sonuca ulaşacağız. Valla bakacak olursak x kare var. Ta hepsinde x kare var. X'li bir terim olmayacak. E, ee, y kare olacak. Eksi 28 y olacak. Eksi 28 y burada. E, artı 196. 196'dan 16 çıkınca da 180 yapıyor. O da Açtığımız zaman cevap C an yapıyor dördüncü soruda. Güzel bir soru. Benzer ÖSYM -E tarafından soruldu. Yine sorulmaya aday dikkat et. Şimdi bir doğru verilmiş ve doğrunun eğimi direkt tanıdık. Eğim dediğimiz kök 3 bölü 3 yani 1 bölü kök 3 tanjant alfa eğer tanıdık eğimlerde açıya bak. Ee, nerede 1 bölü kök 3? Hocam dik üçgen çizsek böyle 30 60 90 üçgende 1 kök 3 burası da 2 ya. Tanjant 30 1 bölü kök 3 yani kök üç bölü 3. Açımız kaç derece olacak o zaman? 30 derece olacak. Evet burada kaç? 30 derece. O zaman burası ne yaptı? 60 derece yaptı. 0-2 noktası verilmiş. Merkez burada. Çemberin yarıçap uzunluğu nedir diye soruluyor bize. teğet teğet olunca merkezden geçince şu açı ortaya olacaktı. Yani 30-30 olacak. E merkez teğet çektik yapınca şöyle. Şurası 2 birim ya. E o zaman 60'ı karşı 2 birimse 30'u karşı 2 bölü köküçtür. E o zaman 2 bölü köküçte köküç eşleniyle çarparsam 2 köküç bölü 3 yapar. Yani cevap balık esiri yaptı 5. soruda. Geldik 6'ya. Çemberleri birbirine en yakın olduğu nokta. Arkadaşım. A ve B noktasıdır. A, B 7 birim olduğuna göre. Hmm. Şimdi. iki tane çember çizelim. Birbirine en yakın iki noktadan bahsediyoruz. Ya bu çemberler kesmeyecek. Böyle içeride kesmeyecek. En yakın iki noktası ne yapıyor? Şuradaki uzunluk yapıyor. Ya bu durumda olacak. Ya da büyük ihtimal şu durumdadır. İki çember dışarıda olacak. Dışarıda mı içeride mi olduklarını merkezler arasındaki uzaklıklar anlarız. Merkezler arasındaki uzaklık yarı toplamından büyükse Bunlar dış dışa. Birinin yarıçapı çapı R. Birinin yarıçapı çapı kaç? 6. Değil mi? Birinin merkezi kaç? Eksi 7'ye 5. R olanın öbürünün merkezi kaç? 1'e eksi 10. 1'e eksi 10. Ee, X'ler farkı kaç yapıyor? Hocam X'ler farkı 8. Y'ler farkı eksi 15. 8, 15. 17 üçgeninden burası 17 olur. Şimdi AB uzunluğunu 7 vermiş bize. Arkadaş şu çemberler arasındaki en kısa mesafe AB'miş ya. Arasındaki mesafe 7 verilmiş. E, tamamı 17 ise 7'si burada 6'sı da burada. Buraya kaç kalıyor o zaman? 4 kalıyor cevap 4 yapar. Soru buradan çıkmasaydı aslında R kaç olabilir diye sormalıydı burada. Soru buradan çıkmasaydı bir de iç içe olanlara da bakacaktık tamam mı? 6. soru balık kesir. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizip sonuca rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Şekil A'da görüldüğü gibi. Evet geldik hediye. Şekilde birim kareli karton üzerinde verilen ABK noktaları dik koordinat sisteme taşındığında K 3 e 2 noktası. Evet burası 3'e 2 noktasıymış. Diğer noktaları da ben bulabilirim. 1, 2, 3, 4 birim solunda. Yani 3'ten 4 çıkartıyorsun. Eksi 1 yapıyor burası. bir ee, birim yukarısında oluyor A noktası. Ordinatına 1 ekliyorum. 3 yaptı. Burada da hocam 1, 2 birim solunda. O zaman absinden 3 çıkartıyorum. Yani 1'e burası 1'e Kaç yapıyor? 1, 2, 3 birim aşağısında ordinatından da 3 çıkartıyorum. Eksi 1 noktası yaptı. Şimdi AB'yi çap kabul eden diyor. AB'yi çap kabul eden bu. Arkadaşlar AB'yi çap kabul eden çember şöyle bir çember değil mi? Evet. Bunun orta noktasını bulacağım. Burayı toplamlarının yarısı 0'a toplamlarının yarısı 1 noktası yaptı. E2 nokta arasındaki uzaklık x'a farkı 0, y'a farkı 2 e, x la farkı 1, y'a farkı 2 e, 1, 2 kök 5 üçgeninden yarı çapta kök 5 çıktı ya da 2 nokta arasındaki uzaklığı uzun yoldan bul. Ben dik üçgenden buldum. Özel üçgen oluyorsa e, 1, 2. 1, 2 kök 5 üçgeninden direkt çıktı ya. E, kısa yoldan ben bu şekilde buluyordum. Evet merkezi 0'a 1. Yarı da kök 5 olan çember denklemi isteniyor. X, x 0'ın karesi artı. Y 1'in karesi eşittir. Kök 5'in karesi 5 olacaktır. O zaman o zaman o zaman bu 1, 2 kök 5. O zaman şıklarda arayacağız bunu. Açalım bunu. X kare artı. Buradan da y kare eksi 2y artı 1 geldi. Eşittir 4 ise eşittir 5 ise o zaman y kare Akçay geldi. X kare artı Y kare eksi 2 eksi 4 yapıyor değil mi? Eksi 4 eşit 0 yapar. 7. soru böylelikle Akçay oldu. Geldik 8'e. Analitik düzlemde X kare artı Y kare eşittir 16 çemberinin T6'ya 8 noktasına en yakın noktası K olduğuna göre. Hmm. Şimdi soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizebiliriz. Be beceremiyorsak analitik düzlem çizeceğiz. Evet merkezi kaç bunun? 0'a 0, 0 yarıçapı da 4 değil mi? 0'a 0 yarı da 4 olan bir çember. T6'ya 8 noktası varmış. 6'ya 8 noktası da şöyle bir şey olsun. Bunun çembere en yakın olduğu nokta K'ymış. Hocam çembere en yakın nokta olduğu merkeze birleştirdiğim zaman işte burası K noktası. E tamam. Bunun yarışma kaçtı? 4'tü. E, 6'ya 8 ile 0'a 0, a 0 a arasındaki uzaklık. X'ler farkı 6. Y'ler farkı 8'si. 6, 8, 13 kendinden 10 çıkar. Yani buraya 6 kaldı. İşte burada K noktası isteniyor. Basit bir şekilde çizince çıkıyormuş. Sıkıntı yok. E ne yapacağız burada arkadaşlar? TK uzunluğu isteniyor bizden. Aa şurası ne? e, 6'ya 8 noktası. Şurası T. TK uzunluğu. Böylelikle 6 çıktı işte. Cevap C an oldu. Şekli çizince çıkıverdi. 8. soru C an. Geldik 9'a. Analitik düzlemde yarı çapı R olan çemberi. Evet. Merkezi bulabilir miyiz bunun? Bulabiliriz. Burası D. Burası E. Şurası F'ydi. Merkezimiz eksi D bölü 2'ye. Eksi E bölü 2'ydi. Arkadaş yani burası 1'e. Eksi 2 mi yapacak? Evet. Şimdi Burada x eksenine teğet olduğuna göre. He, analitik düzlem çizelim o zaman. Dur. x eksenine teğet. Merkezi 1'e eksi 2. 1'e eksi 2. Arkadaş burası eksi 2. Burası 1 iken. Bu da çemberimiz şöyle x eksenine teğet olacakmış. Merkez burasıysa o zaman. Bak şurası 2 birimse yarı çap 2 oldu. He, yarı çap 2 oldu. O zaman yarı çap 2 buldu. E arkadaş yarı çapı 2 bulduysak şuradan formülden devam edebilirsin. Yarı çap 2 eşittir. 1 bölü 2 çarpı da. d kare artı e kare eksi 4 f kare, e kare, kare küçüğü değil mi? Ya da biz artık şunu bulabiliriz. Merkezi bu yarıçap bu olan çember denklemi. X 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. R kare şeklinde olduğunu biliyorum. Buradan x kare ve y kare geldi. Ee, sonra 2 x geldi. Artı 4 y geldi. Zaten bak açılımda da görüyorsun. Artı 1 artı 4 var. Artı 1 artı 4 eşittir 4 yaptı. Şunlar gidince e, artı 1 eşit 0 yaptı. Hocam şu artı 1 dediğim bak eksi k'ya eşit. Hmm, eksi k eşittir artı 1 ise k'yı da buradan eksi 1 bulduk. Evet R'yi 2 bulduk. K'yı da eksi 1 bulduk. Toplamları da kaç yaptı o zaman? 1 yaptı. 9. soru balık kesir oldu. Geldik 10. soruya. Böyle bir çember denklemi verilmiş. Bir nokta belirttiğine göre demiş. Bak D kare artı E kare eksi 4F işimize yarıyor burada. Bir nokta belirt belirtiyorsa hani yarı çap dediğimiz 1 bölü 2 çarpı kare küçüğünde D kare artı E kare eksi 4F ya e, arkadaş bu içindeki ifade sıfırdan büyükse çember belirtir. Sıfır e eşitse nokta belirtir demiştik. Yani Şurası D. Burası E. Burası da F. Şunun sıfır olması lazım. Yani D kare 4 artı E kare 16 eksi 4 K eşit sıfır olsa sıfır olursa buradan 20 eşittir 4 K olur ve K'yı de buradan kaç buluruz? 5 buluruz. Yani cevap Akçay yapar 10. soruda. Geldik 11'e. Analitik düzlemde iki çember verilmiş. Çemberleri dıştan teğetmiş. Hemen dıştan teğet iki çember. Şöyle bir çizelim bakalım. Arkadaş çemberler din teğet olunca merkezleri birleştir tam olarak değme noktasından sından geçiyordu. Birinin merkezi eksi 4'e 4 eksi 4'e 4 değil mi? Evet eksi 4'e 4 yaptı. Yarıçapı da kaç yaptı? 7 yaptı. Diğerinin de merkezi kaç? Ekside bölü 2 eksiye bölü 2di yani 2ye Bunu bunu da eksi 2'ye bölüyorum kaç yapıyor eksi 4 yaptı. Yarıçapını biliyor muyum bilmiyorum Yarıçapını araya diyeeyim arkadaş burada iki nokta arasında xa farkı 6. Yela farkı eksi 8, 6, 8, 10 üçgeninden burası 10 çıkar. O zaman buraya 3 bulduk. Yarı çap 3. Tamam yarı çap 3 ise o zaman yarı çap istersen şöyle yapabilirsin. Bu merkez belli yarı çap belli ya. Çember denklemini yazabiliriz. Sonra çember denkleminde K'yı bulabiliriz. Ya da ne yapabiliriz? Formülden yapalım. R dediğimiz 1 bölü 2 kare içinde D kare 16 artı E kare 64 eksi 4 çarpı F. F dediğimiz yalnız dikkat edin. F dediğimizde K değil. Eksi K. Tamam. Evet yazdık. Hadi bakalım. R dediğimizde kaçtı zaten? 3'lü 3 kere 2 6 yaptı burası. 6 eşittir. Karik küçüğünde. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? Hocam 90 70 80 mi yaptı? 80 artı 4 K yaptı burası. E o zaman karesini al bakayım. 36 eşittir. 80 artı 4 K yapar. E, bunu buraya attık. Bunu buraya attık. Ya da şunu şuraya attık. 80'den 36 çıkınca 54 mi geliyor? Evet. Eksi 54 geliyor galiba değil mi? Yok 44 geliyor. Eksi 44 geliyor. Eşittir 4K ise K'yı da buradan eksi 11 olarak buluruz. Yani cevap Denizli çıktı 11. soruda. Geldik 12'ye. Dik koordinat sisteminde eksenleri kestiği noktaları şekildeki gibi olan iki kırmızı doğru ile bir mavi şu şekilde verilmiş. Hmm. Eksenleri kestiği noktaları şekildeki gibi olan tamam doğrular verilmiş. Buna göre kırmızı doğrulara teğet olan ve merkezi Mavi doğru üzerinde olan çemberin denklemi. Arkadaş, öyle bir kırm kırmızı doğrulara teğet olan do şey çizeceğiz. Bir de merkezi şurada mavi doğru üstünde olacak. Yani kırmızı doğruyu şöyle bir uzatayım istersen. Arkadaş, nerede olacak o bizim doğrumuz? Mavi doğrumuz da şöyle bir şeydi ya. Tam merkezi burada olacak o zaman. Hop, çemberimiz şöyle bir şey mi olacak arkadaşım? Evet. Şimdi burada merkez teğet çektik, merkez teğet çektikten dolayı ben şunu bulabilirim. Merkezi burada olacak ya burada şu iki doğru arasındaki uzaklığı da bulabilirim. Aslında güzel bir şey de var burada. İki doğru arasındaki uzaklığı şöyle de bulabilirim ben. Hocam burası 45-45 değil mi? Evet. Yani burada doğru denklemlerini yazıp paralel iki doğru arasındaki uzaktan gidebilirim ama özel bir açı var. 45-45 burası da 45-45. Ee, ben burada şöyle dik çizsem hocam burası 1-1 yapar. Muhteşem üçten 1 yapar. Buradan da dik çizsem şöyle e, burası 2-2. 2 kök ya pardon. Burası, burası 2 birim burası 2 birim. O zaman burası kökki, burası kökki, burası da kökki yapar mı? Yapar. Sonra burada da dik çizsem burası 10 ya. Ee, 45-45-93 kere. Burası da 45 kökkiye bölünmüş hali. Ee, o zaman burası da 5 kökki yapar. Yani şuradaki uzunluk çıktı mı? Çıktı. 5 kökki, şurası da kökki, 6 kökki. Hocam 6 kökki burası. 6 kökki ise 3 kökki, 3 kökki diye paylaştı. İşte çemberin yarıçapını bulmuş olduk. Evet çemberin de eklemi isteniyor. Şimdi burada ne yapacağız peki? Burada da işlem yapacağız. Nasıl bir işlem yapacağız peki? Hocam, 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 hocam. Noktanın doğru olan uzaklığından gidebilirim. Üç kök Yani bu doğru denklemi lazım olabilir bana. Ya da bu doğru denklemi lazım olabilir bana. Ya da hocam şurası zaten 45 derece değil mi? Dikkat et sayılardan gidelim istersen. 45, 90 ise burası da 45. 8 ile 10 arası 2'dir zaten burası. E hocam burası da 2 zaten. E dikkat et burası 3 kök ki. 45, 90 burası da 45. 3 kök ki ise burası da 3 kök olacak. 3 kök 3 kök Kök katı burası 6 olur mu? Olur. E, ikisi buradaysa buraya da 4 mı kaldı? Evet. Merkezimiz çıktı o zaman. 8'e 4. Çok güzel. 8'e 4. Merkezi 8'e 4. Yarı çapı da 3 kez olan çember denklemi. Yani x eksi 8'in karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. R kare. 3 kökkenin karesi bana sonucu verir. Buradan x kare ve y kare gelecek. Eksi 16 y geliyor. Eksi 8 eksi 16 x. Eksi 8 y geliyor. Artı 64 buradan. Artı 16 buradan. E, bir de bu artı 18 ya öbür tarafa geçince de eksi 18 yapıyor burası. Eşit 0 olacak. O zaman şıklarda arıyoruz. Eksi 16x hepsinde var zaten. Eksi 8y burada var sadece. Şu ikisi de kaç yapıyor? Eksi 2 eksi artı 62 mi yapıyor? Evet artı 62. Yani cevap böylelikle. Ceyhan çıktı 12. soruda. Evet gençler böylelikle test 3'ü de bitirmiş bulunuyoruz. Test 2'yi bitirmiş bulunuyoruz pardon. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.